Antalya'da Ahilik Haftası kutlamaları Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne devrettiği Sobacılar Çarşısı'ndaki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Gerçekleştirilen jet kuşatma töreni ise büyük bir ilgiyle izlendi. Antalya'da 13-19 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Tören Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne devrettiği Sobacılar Çarşısı'ndaki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Bu yıl 34.sü gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ayasop Başkanı Atlıhan Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özdenen Özkan, kamu kurum ve kuruluşlarının mülki amirleriyle çok sayıda oda başkanı ve esnaf katıldı. Tören Ayasop Başkanı Atlıhan Dere'nin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarıyla birlikte Ahi Yusuf Türbesi'ni ziyareti ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra 42 dükkanın yer aldığı Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda devam etti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ayasop Başkanı Atlıhan Dere, 2021 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahi Evran yılı ilan edildiğini hatırlattı. Şükürler olsun ki tekrar sizlerle bu güzel Ahi Meydanı'nda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılı Ahi Evran yılı olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız 2021 Ahi yılını ilan etmesi esnaf ve sanatkar camiamızı ve bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. 2021 yılının Ahi Evran yılı olduğunu bu sözlerle hatırlatan Başkan Dere, Antalya'nın Ahi Evran'ı seçilen tornacı Ali Korkmaz'ın Türkiye'de de yılın Ahi Evran'ı seçildiğini açıkladı. Ahi Evran yılında bizim de ilimizde seçtiğimiz tornacılık mesleğini icra eden kalfamız Ali Korkmaz, Türkiye'de yılın ahisi seçildi. 16 Eylül'de Kırşehir'de Ahi Evran Külliyesi'nde yapılacak olan törende yılın kalfası olarak ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden İnşallah birlikte alacağız. Konuşmasında ahiliğin anlamı ve önemini anlatan Başkan Atlıhan Dere, esnaf ve sanatkarlarla omuz omuza büyük, güçlü Türkiye'nin yarınlarına umutla baktıklarını da söyledi. Anadolu'nun yerli ve milli hareketi olan Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği olarak büyük Anadolu aklına sahiplenip Anadolu'nun gönül ve ruh ikliminde tüm esnaf ve sanatkarlarımızla omuz omuza hareket ederek büyük güçlü Türkiye'nin yarınlarına umutla bakıyoruz. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ahi Evranlığı muhteşem bir kültür olarak özetledi. Ahi Evran ve bugüne kadar bunu yaşatan herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. İçerisinde her şey var. Böylesi muhteşem bir kültür. Ticari ahlaktan tutunuz, cömertlik, yardımseverlik, kardeşlik her şeyi içinde barındıran ve esnafımıza yol gösteren, inşallah bunu sizler bizler hep birlikte gelecek nesillere de aktarma şansı bulacağız. Bu anlamda destek olan, katkı koyan esnafımıza, herkese teşekkür ediyorum. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahansa kardeşlik, cömertlik anlamına gelen ahiliğin temeli yardımlaşma, milli birlik ve beraberlik, karşılıklı sevgi ve saygıya dayandığını belirterek ahilik adabının yüzyıllar boyunca Anadolu'nun milli karakterini belirlediğini söyledi. Konuşmaların ardından Ayasop Başkanı Atlıhan Dere tarafından Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'e plaket takdim edildi. Daha sonra Osman Kaya, Ünal Arslan, Ramazan Akçay Çakuş yılın ahisi ödülü, Ali Korkmaz yılın kalfası ödülünü alırken Metincan Arslan yılın çırağı ödülünü aldı. Tören kalfalıkta da 3 yıl çalıştıktan sonra kişilerin ustalığa yükseldiği ahilikte önemli bir yeri olan jet kuşanma töreniyle son buldu. Törende yapılan canlandırma katılımcılar tarafından ilgiyle izlenirken büyük beğeni aldı.